Sevgili arkadaşlarım hepinize tekrardan merhabalar. Dün baya biz teknik bitirmiştik. Bugün öğretim yöntem tekniklerini inşallah bitiriyoruz. Son teknikleri kavram öğretim tekniklerini ve sınıf dışı öğretim tekniklerini anlatalım. Ondan sonra arkadaşlar bu süreci tamamen bitirmiş olalım. Sevgili Muratçım ses geliyorsa devam edebilirim. Teşekkür ederim verdiğin dönüt için. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Süreç iyi gidiyordur arkadaşlar. Bu süreci lütfen iyi değerlendirin. Malum KPSS'de atanan atanmayanın belli olduğu son 3 aya gireceğiz. Biz buna KPS'nin mübarek 3 ayları diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iyi değerlendirmemiz gerekir. Şu ÖYT'yi de bitireyim. Bu saatten sonra tek yapacağımız şey arkadaşlar ölçme ve ÖYT'nin sorularını baştan sona söz verdiğim gibi çözeceğim. Belli bir süre ara vermiştim. Ona devam edeceğiz. Şimdi ben şu yorum kısmını kapatayım. Kaldığımız yerden bir devam edelim. Malum arkadaşlar bizler hatırlarsanız dün bir sürü teknik öğrenmiştik. Ben sırasıyla mesela hatırlatayım. Bizim dün öğrendiğimiz teknikleri hatırlarsak arkadaşlar. Bilişsel çıraklığa baktık. Rol oynamayla dramanın farkına baktık. Eğitsel oyunun ne olduğunu öğrendik. Soru cevapta nelere dikkat etmemiz gerektiğine baktık. Pazar yerini, beyin eserini ve öğrenme galerisinin mantığının ne olduğunu öğrendik. Aynı mantıkla Geldik arkadaşlar köşelemenin ne olduğunu görüş geliştirmeden aslında bariz farkının ne olduğunu öğrendik. Soru turu, öykü oluşturma, kartopu dediğimiz tekneye baktık. Düşün, eşleş, paylaş. Vızıltı 22, 44, 66'daki o rakamların ne olduğunu soruda nasıl mantık yürütmemiz gerektiğini Philips 66 ile Benzerlik ve farkının ne olduğunu öğrendik. Sonra dedikodu tekniğine baktık. En son ekiple öğretime bakmıştık. Şimdi bugün önce şu kalan teknikleri, kalan teknikleri bir bitirelim. Kalan teknikleri bir bitirelim. Sonra kavram öğretimi ve sınıf dışı öğretim teknikleri ile öğretim yöntem tekniklerinin konu anlatımını bitirmiş olalım. Önce altı şapkalı düşünme ile altı uygulama ayakkabısı tekniğiyle başlarsak. Arkadaşlar şunu öncelikle bilin. Altı şapkalı düşünme tekniği bizim için çok önemlidir. Altı şapkalı düşünmenin yanına yıldız koy isterim. Geçen yılda soru geldi. Yine soru gelme ihtimali vardır. Altı uygulama ayakkabısı normalde bizim öğretim programlarımızda yoktur. Yayınlar gördüğü, yayınlar koyduğu için ben bunu anlatacağım. Bu iki teknik Edward de Bono isimli bir adama aittir. Bu adam bu adam bu iki tekniği ortaya atarken altı şapkalı düşünmeyi de altı uygulama ayakkabısını da ortaya atarken bu adamın temel iddiası ikisi içinde ortaktır. Temelde arkadaşlar bu iki tekniği şu iki tane tekniği şu durum üzerine kurmuştur. Demiştir ki bizim eğitim öğretim sürecinde temel amacımız eğitim öğretim sürecinde temel amacımız lateral diğer adıyla yanal düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu yüzden bu adama göre bir öğretmen eğer lateral yanal düşünme becerisini geliştirmek istiyorsa derslerinde sıkça altı şapkalı düşünme ile altı uygulama ayakkabısı tekniğini kullanmalıdır. Tabii ki sen bana haklı olarak burada şunu sormalısın. Hocam tamam bu iki tekniğin temel amacı lateral yanal düşünme becerisi. Peki lateral yanal düşünme ne demek? Arkadaşlar sıkça duyacaksınız. O yüzden bilin lateral yanal düşünme demek çocukların yani öğrencilerin bir olay ya da bir durum karşısında çok yönlü düşünmeleri demektir. Çocukların çok boyutlu düşünmeleri demektir. Sorularda direkt lateral yanal düşünmeyi gördüğünde aklına bu gelsin. Lateral yanal düşünme, bir olaya çok yönlü bakabilmek, o olayı çok boyutlu ele alıp böyle düşünmek demektir. Altı şapkalı düşünme ile altı uygulama ayakkabısının temel amacı en temelde budur. Bunu ortaya atan Edward de Bono olayı tamamen buna bağlar. Amacımız çok gönlü düşünen, çok boyutlu düşünebilen, lateral yanal düşünen bireyler yetiştirmek olmalı der. Bunun için de iki tane tekniği ortaya atar. Peki hocam Tamam. Bu ikisinin amacı lateral, yanal düşünme, çok yönlü, çok boyutlu düşünme. Peki bunların uygulaması nasıldır? Bunların mantığı nasıldır? Bakın arkadaşlar, sorularda ya da sizler çalıştığınızda az çok bilirsiniz ki altı şapkalı düşünme tekniğinde bizim öğretmenimiz, bizim öğretmenimiz sınıfa çocukların üzerinde düşünmeleri için bir tane problem durumu getirir. Aynı zamanda öğretmen problem durumu getirdiği gibi aynı zamanda sınıfı arkadaşlar baktığınızda 6 farklı renkte öğretmen şapka getirir. Öğretmen sınıfa bir problem durumuyla 6 farklı renkte şapkayla gelen kişidir. Öğretmen süreci anlatır. Şapkaların ne anlama geldiğini anlatır. Süreçte çocukların ne yapması gerektiğini gelir anlatır. Öğretmen bunu yaptıktan sonra görev çocuklara düşer. Öğretmen problemi verir, 6 farklı şapkayı tek tek dağıtır. Ondan sonra görev öğrencilere düşer. Bakın Öğrenciler burada gönüllülük esasına bağlı değildir. Süreçteki her öğrenci tek tek tahtaya kalkmak zorundadır. Herkes katılır ve her öğrenci tahtaya kalktığında sakın unutma oradaki altı şapkanın altısını da takmalıdır. Yani çocuklar her şapkayı mecburen ama mecburen takmalıdır ve o şapkayla alakalı çocuklar yorum yapmalıdır. Olayın aslı budur. Öğretmen sınıfa bir tane problem durumu getiren kişidir. Altı farklı renkte şapka getirir. Oradaki şapkaların renklerini ve kuralların olayın ne olduğunu önce açıklar. Sonra öğretmenin rehberliğinde süreç başlar. Çünkü bu çağdaş bir tekniktir. Öğrencinin aktif olması gereken bir tekniktir. Her öğrenci sürece dahil olur. Her şapkayı tek tek çocuklar çıktığında takmalıdır. O şapkaların anlamlarına göre çocukların yorum yapması beklenir. Peki bu şapkalar nedir? Anlamları nedir? Bakın arkadaşlar. Öğretmenimizin sürece getirmiş olduğu şapkalar Renk olarak şu şekildedir. Beyaz şapka vardır. Ortamda kesinlikle sarı şapka vardır. Ortamda kesinlikle siyah şapka vardır. Ortamda kesinlikle kırmızı şapka vardır. Ortamda kesinlikle yeşil şapka vardır. Ortamda en son takılacak şapka bir de mavi şapka vardır. Öğretmen bu şapkaları ve anlamlarını çocuklara anlatmıştır. Çocukların yapacağı şey şudur. Tek tek sahneye çıkacaksın. Bu şapkaların anlamlarına göre senin yorum yapman gerekir. Peki bu şapkaların hocam anlamları nedir dersen. Bak çocuklar sahneye tek tek çıktığında beyaz şapkayı takan çocuk bilir ki beyaz tarafsızlığın rengidir. Beyaz objektifliğin rengidir. Çocuk beyaz şapkayı taktığında oradaki probleme gitmelidir arkadaşım. Tarafsız bir gözde, tarafsız bir gözde objektif olacak şekilde, objektif olacak şekilde bilimsel eldeki verileri görerekten arkadaşım bir yorum yapar. Çocuğun burada yaptığı şey şudur. Var olan problemi aslında tarafsız bir gözde tanımlar var olan problemi nesnel objektif gözde açıklar. Çocuk elindeki bilimsel veriler nedir bunu sunar. Bu aslında biz bilim insanı şapkası deriz. Olaya tarafsız gözde bak olayı objektif olarak gör elindeki bilimsel verileri açıkla. Yani elimizde bunlar var de bu şapka bu şapkadır. E bunu taktı çocuk çıkardı. Sarı şapkayı takan çocuk malum sarı polyanlacılığın rengidir. Polyanlacılığın rengidir. Bunu takan çocuk oradaki olaya arkadaşım gitmelidir. Polyanlacı yaklaşmalı. İyimser bir gözde olayı bak ele almalıdır. Olayın olumlu yanlarını görmeye çalışmalıdır. Olayın getirilerini yani artılarını görmeye çalışmalıdır. Sarı şapkayı takan çocuk olaya iyimser yaklaşır. Olumlu yönden görmeye çalışır olayın artılarını görür. Onu çıkartır siyah şapkayı takar. Siyah karamsarlığın ve melankolinin rengidir. Bunu takan çocuk oradaki problemi arkadaşım karamsar bir gözle ele alır. Çocuk olaya olumsuz olarak yaklaşır. Olayın götürülerini yani olaydaki eksileri ifade eder. Bunu bırakır kırmızı şapkayı takar. Kırmızı şapkayı takan çocuk o olayla ilgili arkadaşım duyguları nedir? Duygularını açıklar. O olayla ilgili hisleri nedir onu açıklar. Çünkü kırmızı duyguların ve hislerin rengidir. Sonra bunu bırakır. Yeşil şapkayı takar. Yeşil şapka doğanın rengidir. Doğa sürekli kendini ne yapar? Yeniler. Kendini yeniden yaratır. O yüzden yeşil şapkayı takan çocuk olaya arkadaşım yaratıcı bir gözle bakar. Olayla ilgili olayla ilgili farklı neler yapılır? onu görmeye çalışır. Olayla ilgili alternatif ne gibi çözümler üretilebilir? Onu görmeye çalışır. En son ise çocuk tüm şapkaları taktı ya. Unutma, mavi yanına da yıldız koy. En son takılacak şapkadır. En son takılır. Mavi soğukkanlılığın rengidir. Çocuk orada olaya özgür şekilde soğukkanlı yaklaşmalı ve o olayla ilgili arkadaşım kararını vermelidir. Çünkü mavi karar şapkasıdır. Bak, altı şapkalı düşünme neden lateral yanal düşünmeyi sağlıyor? Yani neden çok yönlü, çok boyutlu düşünmeyi sağlıyor biliyor musun? Ezbere gitmeyelim. Edward De Bono diyor ki, bir öğretmen bu tekniği sıkça kullanırsa çocuk her etkinlikte olayları tarafsız gözle olumlu yönden olumsuz yönden duygularıyla yaratıcı yaklaşarak ele alır öyle karar verir. Bu da zamanla çocukta alışkanlık haline gelir. Çocuk karşılaştığı her olay ya da durumu yorumlarken hep bu mantıkla hareket eder. Önce tarafsız bir gözle bakar. Olumlu ve olumsuz yanlarını görür. Olayla ilgili duygularını, hislerini ifade eder. Yaratıcı yaklaşır. Kararını öyle verir. Bu da bir olaya lateral, yanal bakmak anlamına gelir. Çok yönlü bakmaktır. Bunu ÖSYM bil ki Geçen yılda sordu şapkaların renginden sorar renkleri ve anlamlarını bilmek zorundasın ya da bazen kurnazca soru sorar. Bak gider sana bir öğretmenin çocuklara bir problem verdiğini söyler şapkalardan falan bahsetmez der ki çocuklar o olayı önce nesnel bir gözle ele almıştır olayın olayın artı yönleri ile eksi yönlerini gören öğrenciler. Olayla ilgili düşüncelerini açıkladıktan sonra olayla ilgili alternatif çözümleri bulup bir karar vermişlerdir der. O yüzden bazen şapkalardan yürür, bazen direkt soru metninin içerisine şapkaların anlamlarını yazar. O yüzden bir soruda bu anlamların hepsi Aynı anda oluyorsa orada yine lateral, yanal düşünme var. Yani altı şapkalı düşünme var diyeceksin ve şunu aklına getireceksin. Aslında altı şapkalı düşünme çocuğa neyi öğretiyor biliyor musun? Evet, temelde lateral, yanal düşünme için kullanılıyor ama gördüğünde ben şunu şaşırmamanı isterim. Sen burada aslında bunu kullandığında çocuğa şunu öğretmiş oluyorsun. Bir olayı gördüğünde, bir olayı gördüğünde önce düşün, önce düşün, sonra, sonra, sonra karar veri öğretmiş oluyorsun. Çocuğa aslında önce düşün, sonra karar veri öğretiyorsun. Niye? Çocuk dikkat edersen önce düşünüyor, sonra karar veriyor. Çocuk aslında bu sayede arkadaşların baktığında nasıl düşünmesi gerektiğini öğreniyor. Nasıl daha doğru düşünebilir bunu öğreniyor. Çocuk bunu öğrenmiş oluyor burada. Fakat burada ek olarak lütfen notunda bulunsun. Ben buraya sığdıramayacağım ama bu eleştirel düşünmeyi de sağlatır analitik düşünmeyi de sağlatır. Gördüğünde şaşırma bu altı şapkalı düşünme eleştirel ve analitik düşünmeyi de sağlatır. Bu bizim için önemlidir. Bundan sıkça soru gelir ama bir de ne var? Altı uygulama ayakkabısı var. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım bilin ki altı uygulama ayakkabısında da öğretmenimizin mantığı şöyle çalışır. Burada bizim öğretmenimiz aynı altı şapkalı düşünmede olduğu gibi sınıfa çocukların üzerinde düşünecekleri bir problem durumu getirir. Öğretmen bir de burada çocukların karşısına altı farklı ayakkabı getirir. Bak, birinde altı farklı renkte şapka getirdin. Birinde bir tane problem durumu, altı farklı ayakkabı getirdin. Öğretmen ayakkabıların anlamlarını sürecin nasıl olacağını çocuklara anlatır. Öğretmen bunu anlattıktan sonra tabii ki görev kime geçer? Öğrencilere geçer. Arkadaşlar beklenti şudur. Herkes aktif olmalıdır. Herkes tek tek sürece katılır ve bilir ki öğretmen söylemiştir. Öğrenciler sahneye çıktığında ayakkabılardan en az birini seçmelidir. Çocuklar ayakkabılardan en fazla ikisini seçmelidir. Bak az önceki altı şapkalı düşünmede her çocuk tek tek sahneye çıktığında altı şapkanın altısını da takmadan oturamazdı. Altısını takar öyle otururdu. Burada ise öğrenciler dikkat edersen sahneye çıktığında en az bir ayakkabı giyebilir. En fazla iki. Bunu da Edward Debono nasıl açıklıyor biliyor musunuz? İnsanın iki ayağı vardır. Oradaki uygulamadan birine birini giyebilir. Birine de birini giyebilir. Bu mantıkla hazırlıyor. Peki hocam getirdiği ayakkabıların anlamları ne? Bak öğretmen sınıfa. Bir tane polislerin giydiği, polislerin giydiği lacivert, lacivert polis ayakkabısını getirir. Resmi bir ayakkabı vardır. Bir tane, bir tane Ajanların ve dedektiflerin birini takip ederken ses çıkarmamaları için giydiği gri spor ayakkabı getirir. Buna dedektif ya da ajan ayakkabısı denir. Bir tane arkadaşlar baktığınızda öğretmen öğretmen sınıfa dağcıların giydiği, dağcıların giydiği arkadaşlar kahverengi dağcı ayakkabısı getirir. Öğretmenin getirdiği ayakkabılardan biri kahverengi dağcı ayakkabısıdır. Öğretmen sınıfa bir tane arkadaşlar baktığınızda itfaiyecilerin giydiği turuncu turuncu çizme getirir. Bir tane hemşirelerin tercih ettiği, annelerin evde giydiği pembe ev terliği getirir. Bir tane de at binen jokeylerin giydiği arkadaşım mor çizme getirir. Bak öğretmen farklı farklı ayakkabılar getiriyor. Lacivert resmi ayakkabı var gri spor ayakkabısı var. Kahverengi dağcı ayakkabısı var. Turuncu itfaiyeci çizmesi var. Pembe ev terliği var. Mor at binen jokeylerin giydiği çizme var. Öğretmen bu ayakkabıları ve anlamlarını çocuklarla paylaşır. Çocuklar oradaki probleme en uygun ayakkabıyı seçmek zorundadır. En az bir seçim yapacak en fazla iki seçim yapabiliyor. Eğer çocuğun karşısındaki o olay karşısındaki o olay Baktın ki arkadaşım çocukların çocukların karşısındaki o olay resmiyet gerektiren bir durumsa kurallara uymayı gerektiriyorsa prosedürlere göre hareket etmeyi gerektiriyorsa çocuk bir polis edasıyla polislerin giydiği lacivert resmi ayakkabıyı girer resmiyet gerektiriyordur kurallara uymak gerektiriyordur prosedürlere göre hareket etmek gerekiyordur eğer çocuğun karşısındaki o olay ya da durum. Baktın ki arkadaşım bir ajan ya da dedektif edası ile araştırma yapmayı gerektiriyorsa, inceleme yapmayı gerektiriyorsa, sorguyu gerektiriyorsa o çocuk bir dedektif edasıyla gri spor ayakkabıyı tercih etmelidir. Eğer çocuğun karşısındaki o durum arkadaşın çocuğun bir dağcı gibi hareket ederken inisiyatif almasını çocuğun baktığınızda esnek davranmasını yani kuralları biraz zorlamasını ve çocuğu bünye ve zihin olarak zorlu bir durumu gördüyse aynı bir dağcı gibi kahverengi o dağcı ayakkabısını giyer eğer çocuğun karşısındaki durum arkadaşım baktığınızda tehlikeli ve acil müdahale gerektiren bir durumsa aynı bir itfaiyeci gibi turuncu çizmeyi giyer. Eğer çocuğun karşısındaki durum bir anne edasıyla şefkat gerektiriyorsa, koruyucu yaklaşmayı gerektiriyorsa, insancıl yaklaşmayı gerektiriyorsa pembe ev terliğini giyer. Eğer çocuğun çocuğun oradaki sürece liderlik yapması gerekiyorsa çocuğun arkadaşım süreci yönetmesi gerekiyorsa o at binen jokeylerin giydiği mor çizmeyi tercih eder. Bak bu adam rastgele üretmemiştir. Bunların hepsinin bir anlamı vardır. Çocuklar o anlama göre o probleme en uygun ayakkabıları giyer. Eğer tehlikeli acil müdahale gerektiren bir durum varsa gider turuncu çizmeyi giyer. Eğer şefkatle koruyucu ilgiyle yaklaşması gerekiyorsa pembe ev terliğini giyer. Eğer liderlik yapması süreci yönetmesi gerekiyorsa mor çizmeyi giyer. Ayakkabılardan en az birini en fazla çocuk ikisini tercih edebilir. Aslında burada çocuğa sen neyi öğretiyorsun biliyor musun? Hani altı şapkalı düşünmede neyi öğrettin? Önce düşün, sonra karar ver. Niye? Tüm şapkaları çocuk tek tek takacak. O şapkaların anlamlarına göre düşünecek. En son hangi şapkayı takacaktı? Mavi. Sen aslında çocukta nasıl düşünmeli o beceriyi geliştiriyordun. Arkadaşlar, burada ise öğretmen bu altı uygulama ayakkabısını kullandığında çocuğa şunu öğretmiş oluyor. Çocuk bunu öğrendiğinde aslında aslında şunu öğrenmiş oluyor. Sen bir olayı gördüğünde önce karar ver sonra uygula bunu öğreniyor. Çünkü çocuk olayı önce bakıyor. Önce karar veriyor. Buradaki duruma en iyi uygulama nedir? Önce bunun kararını veriyor. Sonra uygulamaya girişiyor. Çocuğa bunu öğretiyorsun. Bir durumda karşılaştın mı? Önce karar ver sonra uygula. Bunu öğretiyorsun. Yani çocuğa sevgili arkadaşım sen nasıl uygulama yapmalı ya da nasıl uygulamalı bunu öğretmiş oluyorsun. En doğru uygulama nasıldır bunu öğretiyorsun. Yani kısaca Edward de Bono'ya ait olan 6 şapkalı düşünme ile 6 uygulama ayakkabısının unutma en temel amacı lateral yanal düşünen çok yönlü çok boyutlu düşünebilen çocuklar yetiştirmektir. Özellikle altı şapkalı düşünme çok önemlidir. Sınavda çıkma ihtimali çok yüksektir. Geçen yılda soru geldi öğretmen sınıfa bir tane problem durumu getirmişse çocuklar o problem durumunu çok gönlü çok boyutlu ele alıp öyle çözüyorsa bu altı şapkalı düşünme tekniğidir. Bunu böyle bilelim. Geldik o zaman. Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar destekli öğretim, uzaktan eğitim. En fazla karıştırılan ikisinde de bilgisayar geçen iki tane araç arkadaşlar. Bilgisayar destekli öğretimde Bak anahtar kelime aslında isminde. Bak ne diyor? Bilgisayar destekli, bilgisayar destekli, bilgisayar destekli. Bak demek ki bu şu anlama geliyor. Bilgisayar burada ana araç değil. Bilgisayar aslında eğitim öğretim sürecinde yardımcı araç. O yüzden bilgisayar destekli öğretiminde isminden yürüt. Adı üstünde destekli. Denir ki, denir ki öğretmenler, öğretmenler bazı durumlarda eğitim öğretim sürecinde konu sunumu yaparken konu sunumu yaparken ya da öğretmen bazı durumlarda öğrenemeyen öğrenciler varsa Onların birebir öğretim yapmalarını sağlamak istiyorsa, yani programlı öğretim gibi düşün ya da öğretmen anlattığı bir konuyla alakalı çocukların tekrar ve alıştırma yapmalarını istiyorsa ya da öğretmen tehlikeli ve riskli bir durumu yapay bir durumla, yani simülasyonla öğretmek istiyorsa ya da öğretmen bazen çocuklara imkanlar el verdiği sürece bilgisayar üzerinden anlattığı konuyla alakalı eğitsel oyunlar oynatmak istiyorsa ya da öğretmen bazı durumlarda çocukların anlatılan bir konuyla alakalı kurgu durumlarını bilgisayar üzerinden probleme çevirdiği için orada çözmesini istiyorsa işte öğretmenler arkadaşlar konu sunumu yaparken birebir öğretim yaparken tekrar alıştırma çalışmalarında, benzetim simülasyon çalışmalarında, arkadaşlar eğitsel oyun çalışmalarında kimden yardım alır? Bilgisayardan. Sen de bileceksin ki böyle durumlarda öğretmenin bilgisayar kullandırması ya da bilgisayar kullanımı bilgisayar destekli öğretime örnektir. Sadece burada dikkat etmen gereken nokta bellidir. Burada bilgisayar ana araç değildir. Aslında bilgisayar dediğimiz şey notunda ve aklında bulunsun, öğretmeni eğitim öğretim sürecinde tamamlayıcı bir araçtır. Yani bu ne demektir? Öğretmen ders anlatırken konu sunumu yapmak istiyordur. Bilgisayardan yardım almıştır. Öğretmen tam öğrenme kuramına göre öğrenemeyen öğrencilerin olduğunu belirlemiştir. Çocukları birebir öğretime, programlı öğretime yönlendirecektir. Öğretmen tekrar ve alıştırma yaptırmak istiyordur. Öğretmen benzetim simülasyon yapmak zorundadır. Öğretmen eğitsel oyun oynatmak istiyordur. Burada bilgisayarı kullandırır. Ama tekrar söylüyorum bilgisayar orada notuna ve aklına yaz. Öğretmene yardımcı araçtır öğretmene yardımcı araçtır. Yani bilgisayar orada tamamlayıcı araçtır. Sakın ama sakın unutma. Fakat bunun sıkıntıları var mıdır? Vardır. Sen bunu kullandığında malum çocuklar bilgisayar üzerinden öğrenmeye yönlendirildiği için çocuklar arasındaki sosyal beceriyi arkadaşlar geliştirmez. Çocuklar bunu kullandığınızda sosyal becerileri kazanmaz ve bu bilgisayar destekli öğretim gördüğünde şaşırma sevgili arkadaşım. Alt düzey hedeflerde etkilidir. Üst düzey hedeflerin kazandırılmasında etkili olmayan bir araçtır ve bilgisayar destekli öğretimin hazırlanması arkadaşlar ekonomik değildir. Hazırlanması baktığınızda maliyetlidir. Aynı zamanda bilgisayar destekli öğretimi kullandığınızda çoğunlukla çocuklar arkadaşlar baktığınızda zihinsel beceri kullanmak yerine zihinsel beceri kullanmak yerine çoğunlukla çocuklar ezber ve hatırlamaya yöneltilmiş olur. O yüzden tekrar belirteyim isminden yürüyeceksin adı üstünde bilgisayar destekli öğretim bilgisayarın eğitim öğretim sürecinde öğretmeni tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmasıdır. Öğretmene yardımcı araç olarak kullanılmasıdır. Çocuk evet konuyu direkt buradan da öğrenebilir ama temel merkez öğretmendir. Bilgisayardan yardım alınmıştır bazı süreçlerde tekrar ve alıştırma çalışmalarında, konu sunumunda, benzetimde öğretmenin sürece bilgisayarı dahil edip ondan yardım almasıdır. Lütfen bunu unutma. Bununla en fazla karıştırılan şeylerden biri de uzaktan eğitimdir. Bak burada bilgisayar destekli var. Burada ise bilgisayar üzerinden çocuğun bir şeyleri öğrenmesi var. Peki hocam uzaktan eğitimle olaya nasıl bakacağım? Der ki arkadaşlar literatür uzaktan eğitim için eğer eğer eğitim öğretim sürecinde siz eğitimde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyorsanız eğitim öğretim sürecinde diyelim ki sizler arkadaşlar kitle eğitimi kitle eğitimi yapmak istiyorsanız aynı zamanda eğitim öğretim sürecinde eğitim öğretim sürecinde kalabalık gruplara, kalabalık konutlara konu öğretimi yapmak istiyorsanız ve arkadaşlar eğitim öğretim sürecinde uzun vadede, uzun vadede maliyetleri maliyetleri düşürmek istiyorsanız uzaktan eğitime başvurabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan eğitim baktığınızda yaşam boyu öğrenmeyi destekler mi? Yaşam boyu öğrenmeyi de sağlamak istiyorsanız buna başvurabilirsiniz. O yüzden sorular da aklında bulunsun. Uzaktan eğitim hangi durumlarda tercih edilmiş? Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacaksın. Bu ne demektir? İyi öğretmeni ülkenin her bölgesindeki çocuk dinlesin. Ondan eğitim alsın istiyorsan o iyi öğretmeni uzaktan eğitim sayesinde her öğrenciye ulaştırabilirsin. Kitle eğitimi yapman gerekiyordur. Mesela Milli Eğitim yapıyor ya öğretmenler atanmıştır. Orada hafta sonu seminerlerinde o kitleyi belli yerlere toplar. Merkezden bir kişi onlar aslında kitle eğitim yapar. Bu kalabalık gruplara konu anlatımı yapmakla birebir aynıdır. Uzun vadede maliyetleri düşürür. Evet kısa vadede yatırım için maliyetler gereklidir. Ama uzun vadeye yaydığınızda siz bir kişiyle binlerce insanı eğitme şansı bulmuş olursunuz. Yaşam boyu öğrenmeyi de sağlarsınız. Uzaktan eğitimin temelde kullanım amaçları buna girer. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamış olursun. Kitle eğitimleri ve benzeri yapmış olursun. Ama sorularda şunu bil ki uzaktan eğitimin sevgili arkadaşım iki uygulama biçimi vardır. O uygulama biçimlerinden biri biri bizim online dediğimiz çevrim içi dediğimiz senkron bir de sevgili arkadaşlar online demediğimiz baktığımızda asenkron hali vardır. Malum arkadaşlar bu uzaktan eğitimin senkron hali internet üzerinden yapılır. O yüzden bunu arkadaşlar karıştırıyorsunuz. Aslında aynı şey buna diğer adıyla internet tabanlı öğretim de denir. Sizler yayınlar ve hocalardan dolayı çoğunlukla internet tabanlı öğretimle uzaktan eğitimin ayrı bir şey olduğunu zannediyorsunuz. Ama akademik literatürde internet tabanlı öğretim uzaktan eğitimin bir alt başlığıdır. Onun senkron halidir. Senkron demek isteyen yazsın online demektir. Çevrim içi hali demektir. Bu online senkron uzaktan eğitimde öğretmen ve yani öğretici ile öğrenen arasında arkadaşlar iletişim mümkündür. O yüzden uzaktan eğitimin bu kısmının sosyal becerileri engellemediği söylenir. Çünkü online'dır. Çevrim içidir, iletişim şansı sağlar, sosyal becerileri tamamen kapatmaz. Ama bunun asenkron hali vardır. Asenkron. Hani buna online çevrim içi eş zamanlı dedik ya bak asenkron senkrona pardon asenkron arkadaşlar bu uzaktan eğitimin aslında baktığınızda offline halidir. Yani çevrim içi olmayan halidir. O yüzden bu arkadaşlarım evet internet üzerinden kayıtlı videolarla yapılabildiği gibi çocuğun satın aldığı evine gelen bir CD ile, çocuğun düzenli evine gelen kitapçık ya da materyallerle de yapılabilir. Yani uzaktan eğitimin asenkron halini sadece internete bağlama, CD gelmiştir, kitapçıklar gelmiştir. Yeni çağımızda USB bellekler satın alıyorsunuz. Bu şekildedir. Burada öğretici ile öğrenen arasında herhangi bir iletişim mümkün olmadığı için burada arkadaşlar sosyal beceri kazandırılamadığı bilinmelidir. Bak o zaman dikkat edersen bilgisayar destekli öğretimde öğretmen kendi sürecinde bilgisayarı tamamlayıcı ve yardımcı araç olarak kullanıyor. Burada ise merkezde direkt çocuk bilgisayardan burada konuyu öğrenmeye çalışıyor. Senkron ve asenkron şeklinde uygulanabiliyor. Bu da uzaktan eğitim dediğimiz şeydir. En azından gördüğünde bunda şaşırma. İkisinin farkları belli. Senkron hali, asenkron hali şeklinde geldik o zaman. Bil, iste, öğren diye bir tekniğimiz var. En azından seçeneklerde gördüğünde ne olduğunu bil. Sevgili arkadaşım, bil, iste, öğren direk isminden çıkartabileceğin ama yapılandırmacı anlayışın benimsediği ve bir öğretmenin kullanması gerektiğini söylediği tekniklerden biridir. Mantık şu şekildedir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenler süreci planlarken çocuklara özel formlar hazırlamalıdır. Çocuklar o özel formları 3 parçaya bölünmüş olan özel formları şöyle değerlendirmelidir öğrenilecek bir konuyla ilgili çocuk çocuk baktığınızda arkadaşlar malum bildikleri vardır. Çocuk o konuyla alakalı önce konuyu kendi öğrenmeden önce bildiklerini bir not almalıdır. Bildiklerini not almalıdır. Sonra çocuk hemen yanına o süreçte o konuyla ilgili Öğrenmek istediklerini not almalıdır. Bak bildiklerini not aldı. Öğrenmek istedikleri not aldı. Süreci yaşayan çocuk sürecin sonunda ise gitmelidir. Arkadaşın öğrendiklerini de yazmalıdır. Böylelikle öğretmen süreçte çocuğa sürecin tamamını incelettirir. Burayı karşılaştırır. Böylelikle çocuk kendi gelişimini görmüş olur. Niye? Bildiklerini yazdı öğrenmek istediklerini yazdı. Sürecin sonunda öğrendiklerini yazdı. Böylelikle bir öğretmen rahatlıkla hem kendisi hem de oradaki öğrenci kendinin arkadaşım süreçteki gelişimini rahatlıkla görmüş olur. Neleri biliyordum? Neleri öğrenmek istedim? Neler öğrendim? Süreci bu şekilde rahatlıkla okumaya da arkadaşlar yardımcı olur. Adı üstünde bil, iste, öğren. Geldim hemen yanında ters yüz eğitim var. Yine arkadaşlar geçen yılın sürpriz sorusuydu. Belki hatırlarsınız. Çıkmış soruyu açın bakın. Seçenekleri bilen bir insan bile seçenek eleme metoduyla o soruyu çözebilirdi. Seçenek eleme metoduyla. Çünkü arkadaşlar isminden çık karman gerekir. Aslında ters yüz eğitim demek arkadaşın geleneksel eğitimi geleneksel eğitimi ters çevirmek demektir. Yani geleneksel eğitimin tersi demektir. Bu ne demektir? Normalde geleneksel eğitimde öğrenme nerede gerçekleşir? Okulda. Öğrenme okulda gerçekleşir. Çünkü geleneksel eğitim şunu savunur. Geleneksel eğitim der ki çocuk öğrenmesi gerekenleri okulda öğrenmelidir. Aynı zamanda çocuğun, çocuğun süreçte yapacağı tekrar ve alıştırma çalışmaları ise Okul dışında mesela nerede olmalıdır? Evde. İşte bu ters yüz eğitim yok der. Bu yanlıştır. Bu gelenekseldir. Çünkü gelenekselde çocuk okulda öğrenir. Okulun dışında tekrar ve pekiştirme yapar. Bu gelenekselin anlayışıdır. İşte ters yüz eğitim der ki hayır bu mantık doğru değildir. Bu adamlara göre, bu ekolü savunan insanlara göre arkadaşlar öğrenme okul dışında gerçekleşmelidir. Öğrenme evde ya da okulun dışındaki bir ortamda gerçekleşmelidir. Çocuk yani bilgileri okulun dışında edinmelidir. Çocuk o öğrenmeyi okul dışında edindikten sonra o öğrenme ile ilgili tekrar ve alıştırma çalışmalarını öğretmenin gözetiminde nerede yapmalıdır? Okulda. Bak mantığı bu kadar basit. Soruyu okudun. Okuduğum bir örnekte bir sistem öğrenmenin okul dışında olması gerektiğini, çocukların okul dışında kendilerinin araştırıp inceleyip sorgulaması gerektiğini, çocukların elde ettiği bilgilerle ilgili tekrar ve alıştırmaları gelip öğretmenin rehberliğinde okulda yapması gerektiğini, dönütü burada alması gerektiğini söylüyorsa o ters yüz eğitimdir. O ters yüz eğitimdir. Ya bu kadar basittir. Aslında o gün, o yıl pardon çıkan soruda hiçbir şey bilmeyen bile seçenekleri eleyerek görebilirdi. Aslında eğitim arkadaşlar ters yüz etmektir olarak algılanabilir. En azından gördüğünde bunu da şaşırma. Bu ters yüz eğitimdir. Hemen ters yüz eğitimin yanında ters yüz eğitimin yanında ne var arkadaşım? Arkası yarın tekniği var arkası yarın tekniği var. Yine seçeneklerde görebileceğiniz tekniklerden biridir. Öncelikle şunu bilin. Arkası yarın tekniğinin arkadaşlar temel amacı çocuklarda çocuklarda yaratıcılığı geliştirmektir. Bu amaçla uygulanır. Mantığı şu şekildedir. Öğretmen öğretmen bizim öğretmenimiz sınıfa geldiğinde sınıfa geldiğinde çocuklarla bir tane olay paylaşabilir. Öğretmen çocuklarla bir tane hikaye paylaşabilir. Öğretmen çocuklarla bir tane film paylaşabilir. Öğretmen çocuklara baktığınızda bir tane canlandırma yaptırabilir. Öğretmen gelir, çocuklara arkadaşlar bir olay izletir, bir hikaye izletir, bir film izletir, bir canlandırma yaptırır. Ama ama öğretmen oradaki olay hikaye ya da canlandırmayı yaptırırken yaptırırken arkadaşım çocukların o durumla ilgili heyecanlı olan en can alıcı noktada noktada izledikleri şey arkadaşım baktığınızda dur durur. Bak olay mı anlatacak? Hikaye mi anlatacak? Film mi izletecek? Arkası yarın da öğretmen bunu paylaşırken en heyecanlı en can alıcı noktasında olayı durdurur. Öğretmen, öğretmen bunu durdurduktan sonra sorular sorar. Çocuklara mesela der ki, der ki bundan sonra, bundan sonra ne olabilir ya da ne olmuş olabilir der. Bu ne olmuşa çocuklar cevap verdikçe neden böyle düşündün, niçin diye sorar. Bak en can alıcı o noktada bir olayı durdurdun, onlarla paylaştın bir olayı sonra sordun. Bundan sonra ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Sonra neden böyle düşündüğünü sordun. Öğretmen bunu yaptıktan sonra gider arkadaşım çocuklarla o can alıcı noktada durdurduğu olay vardı ya onun onun arkadaşım gider devamını çocuklarla paylaşır. Çocukların yaptığı o yorumlar ile yaptığı yorumlar ile devamını duydukları ya da izledikleri durumu karşılaştırmalarını sağlatır. Yani arkadaşlar olay bu kadar basittir. Arkası yarın denmesinin sebebi bu mantıktadır. Dünkü öykü oluşturmayla karıştırma niye? Bak orada öğretmen evet burada da çocuklara sözel, görsel bir durumu verip yarım bırakıyordu ama çocuklar onu hikaye olarak kendileri yazıyordu. Öğretmen onların devamlı bir şey izletmiyordu. Burada çocuklar olayı aslında yarım bırakılan olayı hikayeleştiriyordu. Burada ise öğretmen bir olay hikaye film canlandırmayı paylaşırken en can alıcı noktada durduruyor. Soru cevap yapmaya başlıyor. Hatta gördüğünde şaşırma çocuklardan gelen o cevaplar unutulmasın diye karşılaştırılacak ya arkadaşlar. Aynı beyin fırtınasında olduğu gibi tahtaya çoğunlukla not alınır. Bundan sonra ne olmuş olabilir? Niçin şeklinde gelen cevapları tahtaya ya da bir yere not aldırır. Sonra devamını çocuklarla paylaşır, izletir. Çocukların ilk durumla şimdiki durumu karşılaştırmalarını sağlatır. Bu da mesela böyle bir durumdur. Arkası yarın diye senin karşına sorularla çıktığında en azından soru hikayelerini buradan yakalarsın. Geldik yine geçen senenin sürprizine. Harmanlaştırılmış öğretim. Harman öğretim. Bunu sorularda lütfen unutma. Hibrit öğretim diye duyarsın. Bunu sorularda unutma. Karma öğretim diye duyarsın. Bu kız erkek karma değildir. İkisini karıştırma. Buna hibrit öğrenme de denir. Buna karma öğrenme de denir. Bunu diğerleriyle lütfen karıştırma. Arkadaşlar, harmanlaştırmış öğretim, harmanlaştırmış öğretim aslında eğitim öğretim sürecinde, eğitim öğretim sürecinde çocukların öğretmen ile teknolojiyi aynı anda kullanabilmesidir. Öğretmen ve teknolojinin süreçte aynı anda kullanabilmesidir. Bunun şemasını arkadaşlar şöyle verirler. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenden aynı anda yüz yüze yüz yüze etkileşim ile ders alan çocuklar o ortamda aynı zamanda teknolojiyi de ne yapar? Baktığında kullanır. Yani öyle sınıflar, okullar oluşturulmuştur ki her çocuğun önünde tablet ve bilgisayar vardır. Çocuk orada dersi dinlerken öğretmenden yüz yüze etkileşimle o dersi öğrenirken bir yandan da öğretmenin söyledikleri arasında merak ettikleri varsa teknolojiyi kullanarak orada direkt araştırmasını yapabilir. Onunla ilgili bir videoyu açıp öğretmen ders anlatırken bunu arkadaşım baktığında kullanır. İşte öğretmen ve teknolojinin öğrenci tarafından birlikte aynı anda kullanımına arkadaşlar biz harmanlaştırılmış öğretim deriz. Yeni çağın teknolojisidir bu arkadaşlar. Güney Kore bunu kullanıyor. Çocuklar öğretmenden ders alırken önünde bulunan bilgisayar ve sabit tabletlerle orada simülasyonları izleyebiliyor. Merak ettiği bir şey varsa hızlıca yazıp o konuyu hızlıca araştırabiliyor. Yani çocuk aynı anda Öyle bir eğitim sisteminde ki hem öğretmeni kullanırken hem de teknolojinin nimetlerini kullanıyor. Normalde bizimdeki Fatih projesi bunu yönelikti. Her çocuğun elinde tabletler, bilgisayarlar olsun. Öğretmen ders anlatır yani çocuk araştırdığını, merak ettiğini oradan izlesin. Ya da öğretmen anlattığı şeyi oraya yansıtsın. Çocuk orada direkt oradan da olaya entegre olabilirsin. Sen de bilirsin ki harmanlaştırmış öğretim demek bir öğrencinin ders anında hem öğretmeni hem de teknolojiyi kullanabilmesi demektir. Öğretmenden yüz yüze etkileşimle ders alırken önündeki tablet ya da bilgisayardan teknolojinin yardımıyla merak ettiğini o konuyla ilgili araştırması, incelemesi ya da izlemesi demektir. Böylelikle arkadaşlar bizler bizler öğretim tekniklerimizi bitirmiş olduk. Hatırlarsanız Beyin fırtınasıyla başlamıştık ilk haftalarda. Harmanlaştırmış öğretimle bitirdik. Bakın, evet bir sürü teknik duyuyorsunuz. Ben anlatmayacağım. Bizim literatürümüzde olmadığı için işte sandviçtir, yok mahkemedir, yok otobüstür, yok tereyağ baldır. Ekmektir. Ben size ÖSYM'nin bugüne kadar uyguladığı 2001'den 2019'a kadar seçeneklerde yazdığı tüm teknikleri anlattım. Tüm teknikleri anlattım. Burada sadece 5E'nin özel hali olan 3E modeli dediğimiz öğrenme halkası vardır keşfetme, kavramı tanıma, kavramı uygulama şeklinde. Merak ederseniz bence bir de fazladan 3E'ye bakın. 7E'ye gidip bakmayın çünkü bizim öğretim programımızda anlatmıştım. 5E modeli var. Bunlar arkadaşlar bizim karşımıza çıkan teknikler. Fazla tekniklerde kaybolma. Çünkü o kadar çok teknik var ki 640 tane teknik var arkadaşlar. Baktığınızda o teknikleri öğrenmeye kalkarsan Bizim milli eğitim müfredatımız ve yük müfredatının dışına çıktığın için kafan allak bullak olur. Yayınlar ve hocalarımız garantici davranmak için hepsini anlatmaya çalışıyor ama çoğunun benzer noktalar olduğu için kafan karışıyor. O yüzden dostane tavsiye bunları bil, bunları bil, bunları bil. Bakacaksan fazladan 3E, 5E ya 5E ve 3E'ye pardon. Bak 5E bizim için önemli. Onlara bakman yeterli. Ben arkadaşlar ben ben bir 15 dakika ara vereyim. 15 dakika ara vereyim. Arkadaşlarım 4'te kavram öğretim teknikleriyle devam ediyoruz. 4'te kavram öğretim teknikleriyle devam ediyoruz. 15 dakika aradan sonra gelelim şu kavram öğretim teknikleri nelerdir? Onları bir öğrenelim. Kavram haritası, zihin haritası, diğerlerini tek tek anlatmış olacağım. 15 dakika sonra görüşürüz.